Bir Başka Düğün Gecesi, Erendiz Atasu, Can Yayınları. Bir Başka Düğün Gecesi, farklı sınıftan iki ailenin hayatının çakışmasını ve Menekşe'nin başına gelenleri konu alıyor. Eril tahakkümün boyunduruğundaki bir toplumda meydana gelen ve büyük bir travma etrafında dönen olayları, değişen, parçalanan hayatları, hesaplaşmaları ve her şeye rağmen yeni başlangıçlar yapma cesareti bulanları anlatıyor. İnsan psikolojisinin derinliklerine, travmalara, şüphelere, toplumsal ideallere ayna tutarak toplumca göz ardı edilen bir hikayeyi aktarıyor Erendiz Atasu. Alıkonulma, sırt çevirme ve vicdan azabını, çaresizlik, güvensizlik ve edilgenlik gibi zor durumları irdeliyor bu çarpıcı romanında. Dahası günün çetin gerçeklerine bir düğün gecesinin merceğinden bakarak modern edebiyatın bu başyapıtına bir saygı duruşunda bulunuyor. Edebiyatta 40. yılını dolduran Erendiz Atasu, Bir Başka Düğün Gecesi ile yazın dünyamızdaki yerini pekiştiriyor. David'in Hikayesi, Zoe Wykamp, Ayrıntı Yayınları. Güney Afrika Özgürlük Hareketi'ne getirilen yasaklamalar kalkınca, gerilla rolüne sahip David Dirksen'in düşünmek için bolca zamanı olur. Kendi adının kara listede geçtiğini öğrenir ve etnik kökenlerini araştırmak için yola çıkar. İhanete uğradığının ve gözetlendiğinin farkına varması, ona ırksal olmayan demokrasi mücadelesindeki rolünü, yan yana durduğu yoldaşlarının sadakatini ve kendi özgürlük anlayışını yeniden sorgulatır. David'in etrafını saran sesler bazen birbirleriyle bağlantılı olup hikayeyi aydınlatırken, bazen de kendi içerisinde çelişkiye düşüp içinden çıkılmaz bir hal alır. Hafıza, politik bakış açısı ve hakikat ekseninde gezintiye çıkan Zoe Wykamp, Nelson Mandela'nın serbest bırakılışının ardından gelişen olayları, aktivistlerin yeraltı dünyasını, casusları ve Güney Afrika Özgürlük Hareketi içindeki sabotajcıları, farklı mekan ve anlatılar dahilinde yazarak, tarihin kimin bakış açısından anlatıldığının ve ne derece değişken olduğunun altını çizer. Salgın Halleri, derleyenler Bahar Aykan, Onur Bilginer, Nika Yayın Evi. Covid-19 hızlı bulaş riski, yayılma kapasitesi ve dirençli varyantları sebebiyle tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına aldı. Bu beklenmedik ve endişe verici gelişme, küresel ticaret ve ulaşım ağlarındaki yoğunluk, siyasal öngörüsüzlük, sağlık hizmetleri ve altyapısındaki yetersizlikler gibi faktörlerin eklenmesiyle toplumsal hayatın her alanında giderek derinleşen bir krize dönüştü. Sadece dünyanın her köşesinden milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine yol açmadı. Küresel ölçekte yaşanan istihdam kaybı, olağanüstü hal kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı, seyahat engeli gibi kısıtlamalar ve aksayan eğitim faaliyetleri milyarlarca insanın hayatına ket vurdu. Hal böyleyken salgını kontrol altına alabilmenin yollarını araştırmak, kamu sağlığı açısından ne kadar önemliyse, salgının sosyopolitik ve ekonomik alandaki tezahürlerini sorgulamak da bu süreçte ortaya çıkan ve pekişen toplumsal eşitsizlikleri anlamak açısından o kadar önemli. Salgın halleri, Covid-19 ve toplumsal eşitsizlikler, salgının bir anda ve tüm çıplaklığıyla ortaya saçtığı bu çok katmanlı eşitsizlikleri mercek altına alıyor. Sesini biraz açabilir miyim? Serbülent Şengün, İletişim Yayınları. Serbülent Şengün, çocukluğunu 1980'li yıllarda geçiren birçok yaşıtı gibi, Amerika ve Sovyetler Birliği arasında iki kutba bölünmüş bir dünyada doğan ve zamanla bu kutuplardan birinin ortadan kalkıp dünyanın küreselleşmesine tanık olan biri. Onu yaşıtlarından farklı kılan önemli bir özelliği ise, çocukluğundan lise döneminin sonuna kadar 4 ülke, 6 şehir, 7 okul değiştirmiş olması. Stockholm, Ankara, Tel Aviv, İstanbul, Gümülcine, Nürnberg. Birbirinden farklı birçok kültürle ve yaşam biçimiyle hemhal olan Şengün, küreselleşme öncesindeki dünyanın hikayesini dönemin saç modelleri, giyim kuşam modaları, film ve dizileri, kahramanları, popüler eşyaları, spor etkinlikleri ve esas olarak bir tür müzikal tanıklık üzerinden aktarıyor. Sesini biraz açabilir miyim? Sadece çocukluğun ve ergenliğin renkli, neşeli, yer yer hüzünlü dünyasını aktarmakla kalmıyor,
okuru keyifli bir dünya tarihi yolculuğuna da davet ediyor.